Merhaba sevgili izleyiciler. Eylül ayının ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün sektörü yakından ilgilendiren sanat kültür bir aktivitemiz var. Sevgili dostum Erdoğan Karayel'in Karaköy'de Bankalar Caddesi'nde Schneider Temple Sanat Galerisi'nde yaşanmış portreler üzerine, yaşayan portreler üzerine bir karikatür sergisi var. Burada çok önemli isimler de var. Mesela kimler var? Şöyle bir bakacak olursak Barış Manço'dan, Abidin Dino'dan, Mustafa Kemal Atatürk'ten, Oğuz Aral'dan, Yaşar Kemal'den, Aşık Veysel'den, Hrant Dink'ten, Marilyn Monroe'ya kadar böyle bir takım dönemlere simgeleşmiş isimlerin ilginç bir sergisi 5 ve 30 Eylül tarihlerinde gezilebilir. İkinci haberimiz biraz üzücü. Sektörümüzün önemli duayen ismi Excel İletişim Yönetim Kurulu Başkanı ve RYD'nin ilk kurucu başkanı Figen İspir aramızdan ayrıldı. Bu erken bir veda oldu. Nur içinde yatsın diyoruz buradan. Diğer bir haberimiz de bugün UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ilk maçına çıkacak. Bu ilk defa uygulanan bir sistem. Bugün Trabzon'da 21.45'te Türkiye-Rusya maçı var. Bugün biliyorsunuz bir de Rusya ve İran-Türkiye ile ilgili önemli bir toplantı var. Evet. Spor, barış ve sevgi demektir diyerek buradan iki takıma da başarılar diliyoruz. Ve bugünkü konumuz, efendim çok ilgi gördü sosyal medyada. Kral Şakir'in yapımcısı ve Grafika 2000'in sahibi Varol Yaşaroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'de önemli bir konu aslında lisanslar. Bu konuda Özlem Hanım, Planeta Junior'un Türkiye Müdürü. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün tabii değişik bir konu aslında ama reklam sektöründe de böyle selebritilerin ne kadar önemli olduğunu, bir markanın tanınmada ne kadar hızlı adım atabilmesi konusunda önemli altı çizilecek konularımız var. İstersen biraz bu fenomen olmuş Kral Şakir'i senden dinleyelim. Aslında sonra da onun bir uzun metrajlı filme dönüşmüş hali de var. Evet, o hikayeyi anlatayım. Bu konuda tabii BKM var, Grader Kids var. Hepsi bunlar bu konuya da altyapıyı oluşturdular. Top sende var o. Cartoon Network dünyanın en çok izlenen animasyon kanallarından bir tanesi. İlk defa Türkiye'de bir yerli çizgi film yapma kararı aldı. Mayıs 2016'da biz ilk yayınımızı gerçekleştirdik. Çok enteresan bir şey oldu. Yani bilmiyorum, aslında hiçbirimiz beklemiyorduk. Yani bu kadar hızlı bir şekilde markalaşma serüveninin olabileceğini. Şu ana geldiğimizde Cartoon Network'ün en çok izlenen çizgi filmlerinden birisi oldu. Ve şu anda Cartoon Network bunu 23 ülkede, MENA bölgesinde, işte Kuzey Afrika'yı da kapsayan, işte Orta Doğu'yu kapsayan bölgede değişik dillere, lehçelere çeviriliyor. Bayağı bizim topraklarımızdan çıkmış bir Türk çizgi film kahramanı şu anda dünyaya açılıyor. Süper. Yani dizilerde bayağı bir ataktık, çizgi filmde de diyorsun bu işin öncüsü olduk. Evet, kesinlikle. Ve biz gerçekten çok mutluyuz çünkü şu anda sosyal medyayla açtınız zaten konuyu. Sosyal medyadan inanılmaz güzel tepkiler alıyoruz. Yani Kral Şakir şöyle bir şey oluşturdu. Biz 6-11 yaş hedef kitleyle çıktık aslında. Hedefimiz oydu. Fakat şu anda 6 yaşın altındakiler de çok izliyorlar. Biraz önce, hatta yayına girmeden önce sizin yayın yönetmeniz dedi ya, ben dedi kızım ne izliyor acaba? Evet, evet. Dedi bakayım derken dedi ben dedi daldım dedi, izlemeye başladım dedi. Bu geri dönüşü herkesten alıyoruz. Yani Kral Şakir'in başına oturan aile bayağı çocuğuyla birlikte izliyor. Bir sıkılmadan bir şekilde izliyor. Ha, çok geliyor. Ben işte 13 yaşındayım hala izliyorum. İşte 50 yaşındayım izliyorum, utanmıyorum çizgi film izlemeye diyen bir kitle var. Mesela çok güzel bir sosyolojik analizini aslında izleyicinin kendisi yaptı. Şöyle bir mail geldi bana. Dedi ki benim zamanımda Jetgillerle Taş Devri var dedi. Ben aynı sıcaklığı bu çizgi filmde alıyorum dedi. Bu gerçekten çok doğru bir tespit çünkü günümüzde biraz aslında çizgi filmlerde evrimleşti. Yani bazıları şiddete kaydı. Yani yeni nesil çizgi filmler aslında biraz garip bizim zamanımıza göre. Evet, enteresan, bana da öyle geliyor ya. Yani onların bir acaba hani denetlenmesi falan yok mu? Yani şiddete vurgu yapan, şiddetle beslenen.
Aslında şeyler. Denetleniyor tabii yani birçok şeye göre ama yine de yani aileler bundan korkuyorlar. Hı-hı. İzlediklerinde o tür mesajlar almak istemiyorlar. Yani Kral Şakir ailenin rahatlıkla, gönül rahatlığıyla izleyebileceği bir ailenin çizgi kralı film. Ailenin kralı diyorsun yani. Aynen öyle oldu. Bence bunu en çok bağlayan şeylerden bir tanesi de işin mizah yönü. Yani gerçekten çok güzel bir mizah var mesela işin içerisinde. Mesela buradaki nedir? Tipler nasıl? Nasıl bir iletişim var? Yani nedir konu şöyle? Hani belki hiç izlememiş olanlara şöyle bir, gerçi küçük bir fragmanınız olacak ama sen evet. Yine şöyle bir tease edersen şeyi. Kral Şakir'de evin reisi. Aslında bir hayvanlardan kurulu bir dünya. Hiç yani bizim çizgi filmimizde normal insan yok. Bütün evren hayvanlardan oluşuyor. Ama onlar sanki modern bir şehir hayatında yaşayan normal bizler gibi bir aile aslında. Biz Türk ailesi, tipik Türk ailesi özelliğini gösteriyor. Evin babası bir aslan. Anne de yine aslan cinsinden. Aslında bir kedigiller familyasından bir aile diyebiliriz. Evin küçük kızı Canan yine kedigillerden. Şakir, Kral Şakir dediğimiz. O da işte bunlar 6-7 yaşlarında. Canan'la aynı yaşlarda, hatta ikiz sayılabilecek evin çocukları. Bir de bunların Fil Necati diye şu anda en çok sevilen karakterimiz, en komik karakterimiz var. O da bunların komşuları. O sürekli bu işin espri kaynağı. Yani hep böyle bir komik bir biraz da şişmanca bir karakter olur ya işte sitcomlardan tutun diğer yapımlara kadar. Fil Necati de en sevilen karakterimiz. Sonrasında sizin de bahsettiğiniz gibi yani sinema tarafı. O tarafına açıklayabilir miyim? Bir de hani Planeta ile işbirliği nasıl oldu? Onu da söyleyelim. O da hani markaların ve lisansiye ürünleri tabii olması için de önemli bir şey. Ben sinema olayını kısaca geçeyim. Evet. Özlem Hanım devam edebilir. Şimdi bu kadar tutunca biz de BKM'ye gittik, dedik ki elimizde böyle bir marka var. Hı. Bunun sinema filmini yapabilir miyiz diye. 11 Mayıs'ta vizyona girdi. Bayağı ciddi güzel bir yani 400 bine yakın bir izleyici kitlesi elde etti. Biz şu anda ikinci filmi hazırlanıyoruz seneye. Burada zaten marka ile ilgili kısmı o. Grader Kids filmin ana sponsoru oldu. Bugün aslında Özlem Hanım da bizlerle olacaktı ama işlerin yoğunluğu ve yeni ürün çıkışları. Onlar şu anda bizim ürünleri çıkarmakla meşguller. Çok güzel bir entegrasyon yaptık. Yani filmin içerisinde. Zaten o markalarında ilk defa lansmanını yapacaklardı. Bayağı Kral Şakir'di. Ve çok yani ilk defa bizimle birlikte çıktılar ve çok memnun kaldılar. İsterseniz asıl lisans kısmı nasıl gelişti onu Özlem Hanım. Tabii siz uluslararası markalara alışkınsınız. Böyle bir yerli markayla karşılaşınca. Valla yerli markayla karşılaştığımızda çok sevindik ilk başta. Zaten biz ilk tanıştığımız andan itibaren Varol'la frekanslarımız da çok tuttu. Birlikte çalıştığımızda da çok memnunum. Ve aslında yerlisi yabancısı fark etmiyor. Sadece yabancıda şöyle bir fark var. Biz aynı zamanda çizgi dizilerin televizyon satışını da yapıyoruz. Hı hı. Burada zaten televizyonu yapılmış bir şekilde Varol geldi ve çok güzel bir kanalda. Ve ondan sonrasında da biz çalışmaya başladık. Zaten lisans işi, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çizgi filmin televizyon satışı ve sinema satışının dışında bir de büyük gelir kaynağı olan lisanslı ürün grupları var. Aklınıza gelen tüm sektörlerle çalışabiliyoruz. Ve çocuk ürünü olduğu için de firmaların farklılaşması adına, çocukların rafta algıda seçiciliği yakalaması adına çok önemli lisans kullanımı. Kral Şakir de zaten bizim Türk değerlerine de uygun, yerli bir karakter. Şu anda birçok firma yerli karakter arayışında zaten. Doğru. Çünkü yabancılar yıllar yılı pazarı domine etti. Hala daha ortalamada baktığımızda tabii açık ara yabancı karakterler ciro olarak pay tutuyor. Fakat Türkler de burada güzel bir pay yakalayabilir. Türk firmalarının çocuk işine girecekleri zaman özellikle tercih edebilecekleri bir karakter. Çünkü hem içerik olarak hem hedef kitle olarak çok doğru bir yerde Kral Şakir. Çok seyrediliyor. Çocuklar içindeki Varol'un söylediği gibi mizah kısmında çok eğleniyorlar. Ve bu işte mesela en zor taraf lisansta. Karakteri anneye babaya da tanıtmaktır. Çünkü çocuklar televizyonda görüp seyrederler ama ürünün nihayetinde alışverişini yapan kişi yetişkindir. Ve bilmediği noktada o kendi çocukluğundaki karaktere gidebiliyordu. Bugüne kadar bu bizim karşılaştığımız şeylerden biriydi ama şimdi ailecek seyrettikleri için çocuklarla eş zamanlı biz yetişkinliğe de yakalıyoruz zaten. Süper. Dolayısıyla zaten birlikte hareket edildiği için. Kesinlikle ve düşünürseniz hani bizim bunu tekrardan aileye tanıtmak gibi derdimiz olmadığı noktada markalar için çok avantajlı bir konumda oluyor Kral Şakir. Aslında unutmadan o araya gireyim, program arkasında konuşuyorduk. Hani bu lisansiye ürünlerin reklamı.
O da çok önemli bir yerde oluyor böylece. Tabii ve yani lisansı alan kişi zaten hali hazırda reklam yapar oluyor. Çünkü tanınan bir karakteri alıyor. Ünlü kullanımı gibi düşünürsek. Aynen. Ve bunun dışında tabii yerli karakterle çalışmanın ve Varol'un tabii bütün lisansiyelerle dirsek temasında çalışmasının çok büyük avantajı biz firmalara çizgi reklamını da hazırlayabiliyoruz. Yani reklam filmini de hazır olarak verebiliyoruz. Onlar isterlerse bunu sosyal medyalarında kullanıyorlar. İsterlerse nasıl yatırım yapmak istediklerine bağlı olarak televizyon reklamında da kullanabiliyorlar. Ve çok kısa yollu, hızlıca, müthiş bir hayran kitlesi olan bir karaktere ulaşmış oluyorlar. Biz bunu çıkan bütün ürünlerimizde gördük. Yani kitaplarımızın satışları inanılmaz. Evet, burada yani görüyoruz. Bunlar çok, çok mutluyuz herhalde kitap. Kitap satışından gerçekten çok memnunuz. Şimdi çok yakın zamanda 4. kitabımız çıkıyor. Aslında çok kalın ve pahalı bir kitap hedeflediği düşündüğümüz zaman. Ona rağmen çocuklar keyifle, kahkahalarla okuyorlar. Bütün velilerden biz aynı şekilde geri dönüş oluyoruz. Şeyi var, dergisi var. Dergisi var, yayını dergimiz var. İşte puzzle var falan. Puzzle'ımız yani var, aslında böyle zenginleştirdikçe tabii çok önemli oluyor markanın gelişmesi. Artı ürünün de onunla bir sinerji yakalamasında büyük farda var. Hatta bugün siz işte bir takım ürünleri hani bakalım diye getirmişsiniz. Evet. Maalesef hani göremedik bile. Ürünler. Ya çok güzel oldu. Biz tabii bu kadar hızlıca tüketilmesinden çok memnun oluyoruz. Zaten amaç o zaten. Amaç o. O yüzden de çok memnunuz. Ve yani Varol'a da hep bu konuda geri dönüşler geliyor. Okumayan çocuklar bile Kral Şakir'in kitaplarını sular seller gibi okuyorlar diye. Bunlar da bizi memnun ediyor tabii. Doğru ürün, doğru karakterle birleştiği zaman başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Evet. Ve biz burada bunu yakaladığımız için çok memnunuz. O yüzden de hani yabancılarla çalışıyoruz. Onun da keyfi ayrı. Ama Türk karakterlerle çalışmak. Ama bizim böyle karakterlerimizin olması da ayrı bir gurur kaynağı. Evet, diyoruz. Kesinlikle. Peki ben şimdi bir filmin bir fragmanı var. Arkasından da bir kesit bölüm var. Onu izleyelim. Ondan sonra biraz filmle ilgili konuşmak istiyorum seninle. Tamam. Peki. Hem fragman hem filmi görelim. Mirket, şehirde neler oluyor? Sen bir şeyin ayarıyla mı oynadın yine? Ya şimdi ne oluyor? Hiç iyi şeyler olmuyor. Gel buraya. Baba. Ben de sarılacağım. Sarılmaları çok severim. Dürüm gibi. Bu da nedir böyle? Aha, neler oluyor? Neredeyiz? Çabuk bu tepkise neler olduğunu açıkla. Hepiniz Fil Necati'nin cep telefonunun içindeki bir oyundasınız. Bir video oyununun içindeyiz. Uzayda mıyız? Yaşasın. Nasıl efsaneler ormanı? Dev bir kahvaltı masasındayız. Ne? Kafamda örümcek var. Hani nerede? Şakir'im nerede acaba şimdi? İşte bu beni şaşırttı dostum. Şaka mı mutlayın? Bu hiç de kolay bir görev değil. Generalim. Merhaba çocuklar. Şimdi neşeli bir şarkı söyleyeceğiz. Uç özgürce dön evine. Küçük ve sevimli brokoli. Filmini izledik. Şimdi bununla ilgili tabii bir uzun metrajlı film söz konusu. Evet. Bunun tabii diğer uzun metrajlı filmlerden herhalde farklı yönleri var. Kesinlikle. Zamanlama, süre, işin, işte müzik tarafı falan. İstersen orayı, çünkü bizim izleyici kitlemiz hani reklamcı ve prodüksiyon da ağırlıklı olduğu için biraz o bölüme de girebiliriz diye düşünüyorum. Aslında tabii animasyon filmler dünyada çok uzun zamanlarda yapılıyor ve bayağı yüksek bütçelerle yapılan filmler. Biz Grafi 2000 prodüksiyon olarak aslında yıllardır önce internette başladık. Minik basit animasyonlar yaparak gittikçe animasyonlarımızı geliştirdik teknik olarak da. Bu seviyeye getirdik. Burada tabii hani yurt dışındaki gibi çok devasa bütçelerle çalışılmıyor ama yine de bizim bu filmi yapabilmemizi sağlayacak bir elimizde bir bütçemiz var.
Bir senede bitirdik filmi. Biz bir senede dediğimizde genelde şey yani normal bilmeyen insanlar ne kadar uzun sürüyormuş, biz bilmiyorduk bu kadar uzun sürdü diyorlar. Halbuki yurt dışına göre çok kısa bir süre. Tabii, yani yani eldeki olanakları düşününce. Fakat bu konuda biraz benim kafam hep böyle teknolojiye çok yatkın, araştırma, geliştirme şirket olarak zaten genelde biz öyle yol aldık. Biz hatırlarsan 1992, şimdi bayağı bir geriye gideyim. Hani ilk plastik şovu reklama uygulayan ekibinde iki elemanıyız bir yerde. Evet yani. Sizinle öyle ortak bir çalışmamız olmuştu. Ya o dönem için bile ne kadar yeni bir şeydi aslında. O yüzden aslında bu yeni trendleri, teknolojideki yeni trendleri de çok yakından takip ediyorum. Film biraz o anlamda yani bir senede bitecek hale geldi ve kalitemiz de gerçekten iyi. Yani sonuçta tabii ki bir Pixar, bir Disney filmi, onlar sonuçta inanılmaz yani, milyon dolarlık ince inanılmaz ekiplerle çalışıyorlar ama biz kendi çapımızda derdimizi anlatabileceğimiz güzel bir senaryolu ortaya çıktık. Şimdi Kral Şakir'in ikinci filmini hazırlıyoruz. O da bu bir devam niteliğinde gibi mi olacak? Olacak çünkü artık yani sinemada aslında gerekli geri dönüşü aldık. Yani ondan memnunuz şu anda. Mesela sinemada da ben aynı şeyi yakaladım. Bir sinema salonuna gittiğimde kapıdaki görevliden doğru haberi alırsınız. Yani onlar doğru. Çok iyi gözlemci olduğu için bana şey dedi, abi dedi, genelde de gelenler dedi çocuklarını bırakırlar dedi. Sonra abi alışverişe dolaşırlar. Sen de öyle olmuyor. Seninkiler giriyorlar dedi. Yani birlikte de izliyorlar dedi. İşte beni en mutlu eden şey buydu zaten. Şimdi Kral Şakir'in bu anlamda ikinci filmi önümüzdeki sene bu aylarda yayına girecek diye ümit ediyoruz. Yani onun için çalışmalara başladık. Hatta 3 ay öncesinden ben çalışmalara başladım. Kral Şakir'in bu arada yine BKM ile bir tiyatro oyununu gerçekleştireceğiz. Evet, o enteresan herhalde. Evet, yani BKM'nin de gerçekten bu anlamda öncü işlere destek olması da çok önemli bir şey aslında sektör açısından da. Ve güzel bir oyun yapmak istiyoruz. Yani tiyatro oyununda da böyle farkındalık yaratacak. Peki tiyatro oyunu filmle yani eş zamanlı gibi bir şey mi olacak yoksa orada konu daha farklı bir şey mi olacak? Onun senaryosu da şöyle. Bizim aslında bütün yapımlarda bu var. Zaten karakterler sevildi, biliniyor. Hepsinde birbirlerine göndermeler var. Yani tiyatroya giden aslında dizden de gönderme alacak. Sinema filminden de gönderme alacak. Bu anlamda yani Kral Şakir'in aslında çok değişik medyalarda yayınını sürdüreceğiz. Mesela bir bilgisayar oyununu yapmak planımız da var. Hatta bir ara Tolga Garibol, bu eski Hugo'yu yapan, onunla zaten konuşmalarımız oldu. Belki onun olacak. Başka oyunlar da olacak. İnteraktif bazı oyunlar olacak. Onun dışında YouTube çok iyi gidiyor. Yani şimdi televizyonda yayınlanıyor Cartoon Network ama ardından YouTube'da inanılmaz tekrar izliyorlar. Bir çocuğun çünkü izleme alışkanlığı hani bir değil, iki değil, 100 kere izleyebiliriz. Aynı zevk aldığı şeyi. Bu tarz değişik şeyler olacak. Mesela AVM etkinliklerimiz oluyor. Belki ondan da bahsedebilir biraz. Yani AVM'lerde çok değişik etkinlikler. Saha çalışmaları. Evet. Aslında yani, ürünlerin tabii bu tip yerlerde gözükmesi de önemli. Karakterlerin de tabii. Yani birebir dokunmak da ister insanlar. Tabii çünkü. Tabii. Zaten karakterlerle çocukları bir araya getiriyoruz. Fotoğraf çektiriyorlar ve bunu saklıyorlar. Hani her sektörde olduğu gibi bizimkinde de 360 derece iletişim çok önemli. Tabii ki ilk bölümler İlk Cartoon Network'te yayınlanıyor ama orada yayınlandıktan sonra YouTube'da yayınlanıyor. Bu arada sinema filmleri devam niteliğinde ama konuları birbirinden bağımsız. Her dizi de, çizgi dizisinde de aynı şekilde. Yani ortasından girseniz de zaten mevzuyu anlayıp takip ediyorsunuz. O yüzden de çocuklar nerede görüp ulaşırlarsa oradan takip ediyorlar. Ve bunu da olabildiğince çok yönünü doldurmak istiyoruz. Şu anın çocuklarını takip ederek tabii ki. Grafiği 2000'in en iyi yaptığı şeylerden biri bu. Ya ben Varol'la hep bunu konuşuyorum. 40 yaşında insanlar, hatta 40 yaşın üstündeler. Ama 10 yaşında çocuğun kahkahalarla güldüğü şeyleri yazabiliyorlar. Onların oynadığı oyunları takip ediyorlar. İşte sinema filminde... 40 yaş çok genç bir yaş. Burası öyle. Dolayısıyla da çocuklar çok seviyor. Anneler babalar da aynı şekilde seviyor. Biz olabildiğince çok noktadan çocukları yakalamak istiyoruz. Çünkü çocuk bir karakteri seviyorsa bunu
Her yönüyle her tüketmek yönüyle. Bir istiyor. De, evet. Yani yaşamının her bölümünde görmek istiyor, dokunmak kesinlikle istiyor. Kesinlikle işte. Giymek istiyor, aynen. Kalemle yazıyor, puzzle'ını oynuyor, kitabını okuyor. Yani her şey. Şimdi ayakkabılarımızla işte çantalar çıkıyor. Ondan sonra bir tekstil anlaşmasını nihayetlendirmek yaptığımız üzereyiz. Herhalde kış sezonundan sonra tekstil ürünleri çıkacak. Dolayısıyla bu böyle devam ederek gelecek. Ne kadar çok ürün olursa, bu arada ürünler de birbirleriyle sinerji yaratıyorlar zaten. Tabii. Yani çizgi filmin tutulduktan sonra ürünleri de güzel. Aslında izleyici de mesela yönlendiriyor bizi. Bana gelen mesajlarda mesela en çok aldığım şu anda mesaj şu. Çocuğum diyor ki deli gibi bu Kral Şakir izliyor diyor. Oyuncakçıya gidiyoruz diyor. Bunun oyuncağı yok diyormuş mesela. Nasıl olmaz diyormuş. Yani nasıl olabilir böyle bir şey diye çocuk kendisi soruyor tepki böyle. Veriyor yani. Tepki veriyor yani. Fakat şöyle çok acayip mesela aileler, anneler bu origami mi diyorlar böyle bir şey. Oyuncaklar evet. Kendileri örmeye başladılar artık. Oyuncak bulamayınca piyasada böyle bayağı bana gönderiyorlar. Bak Fil Necati yaptık diyorlar. İşte doğum günü pastasının üzerine koymuşlar böyle. Hani çocuklara hiç olmazsa öyle sevindirmeye başlamışlar. Doğru. Bu bizim için çok güzel bir şey. Yani çünkü izleyici aslında bizi yönlendiriyor. Demek ki görmek istiyor yani. Evet. Yani yurt dışında çünkü bu iş farklı dinamiklerle gelişiyor. Oyuncak firmaları yani karakter yaratıcısı ilk bunu oyuncak firmasına götürüyor zaten. Ve bir oyuncak firmasıyla anlaşıyor. Sonra çizgi film çıktığından yaklaşık 6 ay içerisinde oyuncaklar da rafta oluyor. Ve oyuncaktan sonra işte kitabı, dergisi ve diğer ürünleri geliyor. Yerli karakterle onu yapmak çok kolay değil. Çünkü bizim her ne kadar bir sürü çok da başarılı yerli üreticilerimiz olsa bile oyuncakta birçok ham madde noktasında evet. Biz yurt dışına bağlı olduğumuz için. Aman ham maddeleri yurt dışına evet. Yani oyuncağın niye yokun cevabı bu aslında. Çok yakın zamanda olacak evet, inşallah. Olacak. Ama o biraz daha sancılı bir süreç oldu. Çünkü bizde karakter tanındı ve bir anda patladığı için oyuncak yetişemedi de. Doğru. Ama olacak. Bu da sürpriz olsun. Peki son dakikaya giriyoruz. O zaman senin hem seyircilere hem çocuklara söyleyeceğin bir mesajla noktalayabiliriz işi. Ya benim mesajım şu. Gerçekten çocuklar ve içindeki çocuk ruhu kaybetmeyen yetişkinler bizi izlemeye devam etsinler. Çünkü onların yaşama sevincine ortak olabilecekleri çok güzel duyguları biz hep o ekranlardan yansıtacağız. Süper. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Elinize yüreğinize sağlık. Hakikaten bir Kral Şakir'le en azından ulusal bir marka, ulusal bir çizgi kahraman yarattık. Bunların ardı gelir, ardı arkası kesilmez inşallah diye diyorum. Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.